Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkan'a ne lezzetli oyun programına, oyunlu mamulere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Outlast'a kaldığım yerden devam ediyorum. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere Trigger'ı tam manasıyla ortadan ikiye bölmüştük. Peder'le konuşmuştuk, bizi dışarıda beklediğini söylemişti. Akabinde kendimizi bu yangın yerinin ortasında bulmuştuk arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Amacımız o Trigger'ın bizi odasına götürürken gördüğümüz çıkış kapısına ulaşmak anladığım kadarıyla. Bayağı aleve verilmiş durumda. Güzel, bakın mesela yaklaştığımız an ekran buğulanıyor. Karakterimiz elleriyle önünü kapatıyor falan. Buradan devam edeceğiz. Şu aradan. Yakmalıydım. Hepsini yakmalıydım. Murkoff bizden çok şey aldı. Bizi kullandı. Bizi böyle yıkat garibelerine çevirdi çünkü kimse terk edilmiş birkaç dedi umursamazdı. Bayağı aklı başında bir arkadaş. Bırak yansınlar, tüm bu kahrolası şeyler yansın. Çık buradan, yaşamak istiyorsan git. Mutfaktan çıkabilirsin. Yeni görev, yangını söndürmek için fıskiye sistemini aç. Not da aldık, güzel. Böyle anlarda kayıt etmek çok önemli arkadaşlar. Hemen notlardan yansıtıyor kendini çünkü. Bırak yansın. Buradaki tek kurban ben değilim. Bu ortada. Bir adamın yanarak ölmeyi beklediğini gördüm. Hayal edecek en korkunç ölüm şekli. Tabii burada kalmanın dışında. Sen iyi bir arkadaşsın. Buradan gidiş yok. Her ne kadar içeride bir mutfak gördüğüm kadarıyla olduğunu görsem de. Başka yerden devam edeceğiz. Şuradan. Bakalım da buradan. Buradan gideceğiz herhalde. Burada bir şey... Of. Ekran şeyini açınca çok kötü oluyor. Kapat. Nereden gidelim? Burada bir şey yok zaten. Pil falan da yok. Orada bir şey var mı? Burada bayağı yol var. Ama şuradan da geçebiliriz. Hangisini deneyelim önce? Şuradan bir bakalım isterseniz arkadaşlar önce. Güzel döküman bulduk. Psikopatolojik yakınlık ve stres broşürü. Eğer bazı şeyler görüyorsan bunu anlat. Psikopatolojik yakınlık ve stres utanılacak bir şey değildir. Danışmanınız ile konuşun ve bir Murkoff başarı müşavirinden yardım alın. Hiç sağ kalmış bir güvenlik görevlisiyle karşılaşabilecek miyiz acaba? Merak ediyorum. Burası bayağı sırf o döküman için oluşturulmuş bir yer. Güzel. Onu da bulduk. Az önceki aralıktan devam edelim. Şu parmakların haline bakın ya. Vallahi. Ayak sesi mi var? Buradan yol yok, kapalı. Sistemde hiç su yok. Öncelikle iki vanayı açmalısın. Of, şu oyunun başındaki gibi vana falan mı çevireceğiz? Kesin biri de peşimize dedi, Allah bilir. Yapma. Oho. Yine şu iri kıyma arkadaş. Hadi dön git, başka yere git. Gelecek mi kesin yani? Kesin gelecek.
de saklanacağız tabii ki. Ya oyunun şu sekansları resmen oynayana işkence demeyeyim de yani bayağı geriliyorsunuz oynarken. Hadi geleceksen gel artık. Odayı geçip gitmiş de olabilir. Bir bakalım isterseniz. Oyunumuz kaydedildi zaten yakın bir yerde. Önce buradan bakalım. Orada bir şey yok. Bu ne? Aha bana. Güzel. Biz o vanayı açtığımıza göre o kesin gelir. Peki direkt çıkmak istemiyorum kapıdan. Acaba dolap molap şu içerideki dolaba mı saklansaydım ya? Aha geldi. Ben mi yanlış duyuyorum? Yok yok gelmiş. Ama döndü. Güzel ilk vanayı açtık. Kim bilir ikincisi nerede? Hadi git ya. Gelme. Bak tipe bak. Allah'ım yarabbim. Öbür tarafa gitsen. Kesin şu bir şurada bir yerde o ikinci vanada. Ana! Salak gibi direkt. Geçebiliyor muyuz şuradan? Geç, ne olursun geç. Bence buradan geçmek için biraz fazla iyi. Aynen. Sen orada bekle dur. Gelmiyorsun değil mi? Yok. Tamam. Şurada iki arkadaş var. Birisi ölü. Öldeğini getirdin mi? İşte böyle. Göbeğini ve kollarını temizleyeceğiz. Anahtarı bulana kadar her küçük yerleri temizleyeceğiz. Bebeklerden birinin doğduğunu biliyorum. İşte böyle. Bu da iyice tırlatmış. Bu da gitmiş. Bir vana işareti var. Hadi güzel. Vallahi güzel. İki vanayı da açtık. Ama oyunumuz kaydedilmedi gördüğüm kadarıyla. Hani en ufak bir yakalansak en baştan. Şimdi o en baştaki odaya dönmemiz lazım. Herhangi bir not olacak mı diye bekliyorum ama yok. Devam ediyoruz. Oha! Direkt karşımıza çıktı. Buradan mı? Yoksa değil mi? Ulan yanlış oraya girdim galiba he. Nereden geliyorsun? Şurada. Ben sana oradayken giderim. Şansım biraz fazla zorluyormuşum gibime geliyor şu anda. Buradan gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önce şuraya gir.
şimdi eğer beni burada bulmazsa şuradaki düğmeye basacağım, bu odadaki düğmeye ve geri döneceğim. Hadi geleceksen gel. Bir zincir sesi duyuyorum arkadaşlar. Artık duymuyorum. Çıkalım. Hemen gidelim buradan. Ha, az önce yanan yer burası işte. Fil yine azalıyor. Aynen şu az önce gidemediğimiz yerden gideceğiz. Mutfak. Yine bir arkadaş. Lan! Evet. Korkuttu ne yalan söyleyeyim. Tam anlamıyla içi dışına çıkmış bir arkadaş. İçi dışı bir. Devam ediyorum. Açılır mı burası? Açılırmış. Peki burası açılır mı? Burada bir şey. Yok. Not aldı. Orada bir şey yok. Ne almış not? Parmaklar. Daha önce de söylemiştim. Tüm bu binanın... Amına koyayım. Soldaki parmaklarım halen duruyor. Kesip kesip adam biriktirmiş parmakları. Devam edelim. Yok herhalde buradan sığmayız canım, o kadar da değil. Şuradan gideceğiz. Arkadaş bir o çıkışa bir gidemedik ya. Aa vallahi geldik. Güzel. Şu bizi götürdüğü asansör. Orada bir şey var mı? Aa vallahi bir yer var orada. Ne var? Pi. Güzel güzel. Beşledik ilk defa pili. Yok bir de, bir kere daha beşlemiştik galiba. Şurası rahibi gördüğümüz yer. Arkadan gördüğümüz yer. Tamam çıkacağız herhalde. Döküman var. Hiç hoş olmayan sesler. Yani günlük güneşlik bir havada çıksak şaşırırdım yani. Şuradaki dökümanı merak ediyorum. Ne? Mukultusa programından parça. Bir, genel problem. Son birkaç ayda Mavi Kuş projesi araştırma, çalışma, eğitim ve şayet varsa maliyetli uyku indüksiyonu ve hiptonik ile elde edilen tekniklerini savaş ve spesifik ajantalar için problemlere karşı uygulanmak üzere geliştiriliyor. H sonrası bireyin kontrolü temel ahlaki ilkelerine aykırı bir eylem oluşturma fırsatı yaratmış olur muyuz? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Uyku tetikleme makinesinin tüm detayları nelerdir? Uyku tetikleme makinesi. Enteresan. Şurada bir şey var mıdır? Yine
ölmüş bir arkadaş. Vallahi gök gülüyor bilmem ne falan, biz bayağı dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Vallahi içeriden daha korkutucu dışarısı ya. Yeni görev pedal martini ara. Hadi arayalım bakalım nasıl bulacaksak. Nereden? Şurada bir ışık var. Ne diyor? Anahtar mı yazdı az önce? Bu kapı için anahtar gerek. Of of of. Ne oluyor be? Seslere bak. Hiç hoş değil ya. Pil de hiç dayanmıyor ki anasını satayım. Ne bu? Hükümen. Bakalım. Kendi ızdırabımız. Izdırabımız. Adını bile bilmiyorum. Seni kanımdan biri olan Paolo'nun yerine koymamın sakıncası yoktur umarım. Ve umarım kendini acıyarak değersiz biri olmaktan memnun kalan biri değilsin. Hepimiz bunu kanıtlamalıyız. Sen neredeyse tamamladın. Haçtan başka cennete giden bir yol yok. Herkes bir ciğerin bir diğerine çarmıha çivilemek için yardım etmeli. Senin için buradayım. Seni bekliyorum. Bekle bakalım. Ne, orası kapalı. Şuradan mı gideceğiz? Yok, burası da kapalı. Şu arkadaş hareket halinde. Diğer taraf mı açıktı? Ben mi yanlış gördüm? Yo, bayağı bunlar kapalı. Pil bitti. Biz nereye gideceğiz şimdi? Of. Of. Şu kulübeye mi gideceğiz acaba? Yani kapatsam bir şey değişecek. Başka çıkış yok ki. Anahtar. Şimdi neredeydi? O tam karşımızda mı kalıyor? Oo. Yanlış mı gördüm? O duman tekrar mı geçti? O birkaç bölüm önce gördüğümüz. O hoş olmayan sesler de ona ait olabilir. Yok, hiç tekin değil ya. Direkt gidelim. Kapat. Ne var? Buradan mı gidelim? Diğer tarafta da yol vardı. Oraya da bakarız. Lan o ne? Ne oluyor lan? Hayda. Arkadaş vallahi direkt ne, not da aldık. Karanlıktaki şey. Tanrım bana yardım et. Sanırım Wall Rider'ı gördüm. Al işte. Abi bir de o musallat olursa arkadaşlar cidden kötü yani. Zaten o bizi kovalayanlardan zor kurtuluyoruz. Allah'ım. Yok, dışarı çıkmak istiyordum ya, artık içeri tekrar girmek istiyorum. Seslere bak ya. Ne, burada yol yok, buradan gidiyorum. Var mı buralarda bir şey? Kapattığım an zifiri karanlık zaten, hani pil hiç dayanmıyor arkadaşlar neredeyse. Burada da yolu şuradan gideceğiz.
Gelir gelir atla. Sen ne yapıyorsun birader? Güzel pil. Lan. Neyse azalmıştı zaten. Yanlışlıkla değiştirdim ama. Nereden? Şuradan mı? Atlayacağız yine. Oradan da buraya. Bir kapatsam? Yok, neredeyse hiçbir şey gözükmüyor. Yine karşıya atlayacağız. Güzel. Oradan oraya ben atlayamam. Zaten aşağı, evet. Gidiş yok. Oradan da yoktur. Şuradan. Sen mi ben mi valla? Orada biri var ama. Aa, şu içerideki arkadaşın yaptığı hareketlerin aynısı. Üçüncü bölümde miydi? Dördüncü bölümde miydi? Hiç zorlamayalım isterseniz. Şurada bir kapı var ama. Buradan mı girilecek? Tabii ki hayır. Devam edelim. Sana hiç yaklaşasım yok. O da gitmiş. Şu diğer tarafta bir yol var mıydı? Ben mi yanlış gördüm? Benim için... Bakın tam dibine pil koymuşlar ama kesin bir şey yapacak o. Yine de şansını denemek istiyorum çünkü eğer karanlıkta fazla kalacaksak pile ihtiyacımız olacak. Neyse bir şey yapmadı. Yani buradan devam edeceğiz. Oyunumuz kaydedildi. Bayağı geniş bir alan yalnız. Evet, ve zincir seslerini de duydum. Nerede? O tam orada. Bir sen eksiktin. Tam göremiyor olabilir karanlıkta ama şimşek çaktıysa da tabii görün edebiliriz. Ben gidiyorum da nereye gidiyorum? Vallahi şans bulduk. Çık 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 çık. Güzel. Ne yapacağız buradan? Şuradan geçemeyiz kanımca, şuradan. Acaba şu iri kıyım arkadaşı da bir öldürecek miyiz ya? İlerleyen zamanlarda. Çıkacağız aşağı mı? Lan atla dedik öldürdün. Pil
yine bitti. Nereden gitmemiz gerektiği konusunda hiç ama hiç bir fikrim yok. Açılır mı o kapı? Elini bile almadı. Yol var mı? Şu sağda ışık var. Oha! Sen zıplayabiliyor musun? Nerede? Seni arkamda bırakıp aynı yerden... Neredeydi orası? Burada. Orası kapalı, açık da şuradan gideceğim. Gir. Güzel. Öbür tarafta aklımda kalmadı değil. Hiç riske atmak da istemiyorum. Kaydedilmedi oyunumuz büyük ihtimalle şuradan geçtiğimiz esnada. Devam ediyorum. Nasıl o arkadaşı arkamızda bırakmışken. Yani şurası açık mı? Açık orası. Tabii ki giremiyoruz. Aa, eşimin de açtık, not da açtık. Bakalım. Suyu içme. Suda çok kan var, kokusunu alabiliyorum. Ne çok kanı, direkt kan zaten. Çocukken ağzınıza bozuk para koyduğunuzda gelen o tat gibi. Fısıltılar artık daha çok anlaşılıyor. Statik radyo paraziti mi var bakacağım. Bulmak için kuvvetli bir his var içimde. Arkadaşlar bitiremediğim bir diğer oyun olan Amnesia'da hani bir 2-3 saat falan oynayabilmiştim ilk oyununu. Şöyle bir havuz, kan havuzu değil de bu tarz bir havuz hatırlıyorum. Bayağı ilk görünce aklıma orası geldi. Tabii bir gönderme var mıdır yok mudur bir şey söyleyemeyeceğim. Aha pil. Nereden gideceğiz? Şurada şey var ama. Evet. Kaydedildi oyunumuz. Wallride'i de gördün değil mi? Şurada mı? Aa vallahi orada. Anlamaya başlıyorsun ama henüz tam kavrayamadın. Abraham'ın bile gözünü yere dikmesi gerekiyordu ama yakında, yakında bu taraftan. Devrim elimizde. Pedal Martin'e erişmek için üst kata git. Arkadaş devrim devrim diyorsun da yani bizim burada canımız çıkıyor ya. Nereden? Buradan. Güzel. Sen hayırdır? O camın arkasında mı? Oha! Gitti ama buradan da bir zımbırtı var ama. Arkadaş huzurla dolaşabileceğimiz bir ortam yok mu bu oyunda ya? Az böyle, çok az. 15-20 saniye de olsa. Şey mi var?
Burada bir şey var mı? Yok, o kapı da açılmaz. Yok, açılmaz. Devam edelim. Oyunumuz kaydedildi. Güzel. Orada bir kapı var. Şurada bir kapı var. Ne yapalım? Şuna bir bakalım. Hiçbir şey yok. Yalnız çok geniş bir yer arkadaşlar. Arkamda yığınla yer bıraktım şu anda. Doküman aldık. Wallrider ve kabuslar. Bu destek işaretler yalnızca bilgi vermek amaçlıdır. Tedavi sırasında veya sonrasında hastaya direkt ilgilenmeye kalkmayın. Wallrider, Alp, Mara veya Schlacht olarak da bilinen uyuyan kişilerin rüyalarına girip onlara eziyet eden Alman kökenli şeytani bir yaratıktır. Uyuyan kişilerin göğüslerine çökerler ve baskı yaparak nefes almalarını engellerler. Uyuyan kişiler dehşet içinde uyanır, felçli ve boğulmuş hisseder. Mara kelimesinin dilimizdeki karşılığı kabustur. İblis nadiren cinsel saldırılar da yapar. Uyuyan kadınların memelerinden süt içtiği, uyuyan erkeklerin ise memelerinden kan içtiği bilinir. Of! Ne pislik bir... Buradan mı gideyim? Yok, buradan gidiş yok. Nereye gidiyorsun? Yok, buradan yok. Vallahi bir sürü dolap var arkadaşlar. Kesin yine birisi peşimizde ama. Şuradan gelmiştik. Bu tarafa bakalım. Ne diyorsun birader? Sen niye dönüyorsun ki? Yok, bir şey not almadık. Bir şey parladı, evet, pil. Yine iki kapı da açık. Şurada bir yer kaldı mı geride, emin olayım. Şuraya bakmadık ama. Şey yok, kapat. Oha. Kaç seslere bak ya. Yok yok, tamam, güzel. Hani arkamda soru işareti kalsın istemiyorum. Direkt şuradan devam edeceğiz. Da orada da iki yol vardı. Şu büyük ihtimalle açılmıyor zaten. Evet. Bir aşağı inen yer var. Bir de burası var. Tutar mı? Zıplasam. Tutarmış. Evet. Yine kan işaretleri. Büyük ihtimalle gitmemiz gereken yer. Ama Bodrum'a da bir inmek istiyorum esasında. Kaydedildi oyunumuz. Güzel. Buradan gidilmiyor. Bakalım ne? Neredeyse geldik. Üst katlardan geçebilirsin. Ha, peder mi konuştu bizimle o? Evet. Hadi bakalım.
Orada bir yer var. Orası kapalı zaten. Buradan geçeceğiz. Ne o? Yine o asansör. Ne diyor? Çamaşırhane haznesi için 3 sigorta gerek. Haydi. Ne yani? Şu sigortaya takıp şu açıp şu anahtarı alacağız. Ne bu? Pil. Gerek yok şu anda. Arkadaşlar burada bayağı bir gezineceğiz, dolanacağız gibime geliyor. 3 tane sigortadan bahsediyoruz çünkü. Allah bilir yine bizi kovalayan eden birisi de çıkacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz burada bırakalım. Hani çünkü akılda kalıcı bir yerde bırakmak istiyorum bölümü. Aynı şey yazıyormuş. Bir sonraki bölümde buralarda sigorta arayacağız. Şunu açacağız. Anahtarı almaya çalışacağız. O zaman bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.